Koronavirüsü tehlikeli mi? Sosyal mesafe ne kadar olmalı? Virüse karşı nasıl korunmalıyız? Hepimiz biliyoruz. Fakat hiçbirimiz uygulamıyoruz. Bankalar ve PTT önlerinde oluşan uzun kuyruklar halkın yorumları ile adeta bir tezat oluşturuyor. Göründüğü gibi koronavirüs tablosu Ünye'de oldukça düşündürücü duruyor. Koronavirüs hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Koronavirüs öldürücü bir mikrop. Peki bunun için alınan yöntemler sizin için yeterli mi? Bence değil. Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz peki? Biz evden dışarı çıkmıyoruz. Ben şu ilaç almak için çıktım dışarı. Şimdi postanenin oradan geliyorum. 50 kişi var kuyrukta. Yani insanlar yarısının maskesi var, yarısının maskesi yok. Sizce daha nasıl önlemler alınabilir? Yani bunu daha mesela 15 gün hiç evden dışarı çıkmama şeyi alabilirlerdi. Koronavirüs hakkında düşüncelerimiz, temizlik. Başta gelen en önemli temizlik. Dikkat etmemiz gereken önlemlerinden birisi temizlik. Peki dışarı çıkmanın yasak olduğunu ve tehlikeli olduğunu bildiğiniz halde dışarıda dolaşmanız sizce ne kadar doğru? İşim olmasa ben de dışarı çıkmazdım zaten. Faturalar vardı, o yüzden dışarı çıkmak zorundaydım. Koronavirüs hakkında düşüncelerim, yani tehlikeli bir hastalık. Peki tehlikeli olduğunu bildiğiniz halde neden dışarıdasınız? Şu an benim işlerim vardı, o yüzden çıktım dışarı. Evdeyim normalde, maskesiz de dolaşmıyorum zaten. Peki bu işlerinizi evden veya daha sağlıklı yerlerden halledebilme şansınız yok mu? Evden gittim, taksit ödemeniz için gelmeniz gerekiyor diyorlar. Onların da şey yapması lazım. Normalde icralık oldunuz dediler, o yüzden çıktım dışarıya. Hal böyleyken esnaf ay sonu getirmekten korkuyor. İşler düşük, ödemeler yüksek. Gelen müşteri ise esnafı korkutuyor. Moda TV'den hepinize merhabalar. Bugün koronavirüsün pazar tezgahları üzerindeki etkisini öğrenmek istiyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Beytullah Çelik. Koronavirüs tezgahlarımızda nasıl bir etki yarattı sizce? Koronavirüs tezgahlarımızda çok büyük etki yaptı. Sebebi şudur, halk dışarı çıkamadığı için. Malı satamıyorsun, vatandaş gelemiyor, biz kendimiz de zor durumda kalıyoruz. Bir de şu var, yani vatandaştan da çekiniyoruz tezgaha girerken çıkarken. Koronavirüs illaki ister istemez etkiliyor yani. Peki ne gibi önlemler alıyoruz koronavirüs hakkında? Koronavirüs hakkındaki önlemlerimiz, maskemizi kullanıyoruz, eldivenimizi kullanıyoruz. Sebzeye, vatandaşa, alanlara elini sürdürmüyoruz, kendimiz poşetliyoruz. Bu şekilde önlem almaya çalışıyoruz. Sizin için hangi maske daha güvenilir ve avantajlı? Bizim için en fazla güvenilir maske, yıkanabilir tipteki olan maskeler daha rahat oluyor. Çünkü günlük kullandığımızı akşamları yıkıyoruz. Yıkadığımız zaman yani ekonomik olaraktan daha maliyeti düşük oluyor.